Allah! Ne yapıyor oğlum, onlar ne? Orhan abi, sana sürprizim var. O ne? Aaa diken! Diken battı! Diken varmış yerde! Oğlum görmedim dikeni lan, diken battı bir tarafımıza. Fiko ne getirdin bana Fiko? Kamera kopuyor, ağaçta adam yakalıyorum. Çözemedim ben bugün, fantazi dünyanız renkli. Bana kuş mu getirdin Fiko? Aynen abi. Oğlum bu kuş fantazik fantazik bakıyor lan. Gel oğlum gel, yanaş yanaş. Yanaş, kameraya girsene oğlum. Kameranın dışında ne duruyorsun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bize kuş getirmişler, muhabbet kuşu. Abi dediler muhabbet kuşun yoktu senin, sana bir tane muhabbet kuşu getireyim, muhabbet et dediler. Orhan abi dediler üzüm senin yerin ayrı kızım. Bunlar fantastik, sen daha fantastiksin. Buna dedi Orhan abi küfür etmesini öğret dedi. Ben geldim mi dedi çılgın Fiko desin bana dedi. Değil mi, grubumuzun adı neydi bizim? OTT diye seslensin. Arkadaşlar biliyorsunuz, şu kamerayı şöyle alalım. Arkadaş oğlum lan mı çekiyorsun lan? Adam mı çekiyor arkadaşları ya? Sapık oğlum bu grup, ikisi bir araya geldi. Bunlar bana hain hain planlar yapmışlar. Üzüm de sinirlendi, oradan ısırır bak. Arkadaşlar biliyorsunuz muhabbet kuşu çiftliği açacağız. Muhabbet kuşu çiftliğini açmadan önce Fiko hediyemizi getirmiş bize. İlk bir dişi bir erkek olarak getirmiş. Yani Fiko, çiftliğimizin tohumlarını senin kuşlarla atacağım kanki. Bunları çiftleştireceğim. 7-8 tane böyle 10 tane 20 tane çocuk yaptıracağım bunlara. Damızlık bana Fiko kuş getirmiş. Allah razı olsun Fiko. Valla tekrardan hoş geldiniz. O zaman yavaştan bahçemize bir geçelim arkadaşlar. Fiko'nun kocaman kuşları var. Fiko kuşlar uçuyor mu lan? Uçma mı lan? Senin kuşunun kanadı var mı? Benim kuşun iki tane yumurtası var. Kanadı var mı kanadı? Bilmiyorum artık, bakmak lazım. Fiko senin kuşunun kanadı var mı? Gel bakayım böyle. Var. Senin kuşun uçuyor mu Fiko? Uçma mı lan? Abo Fiko. Eyvah. Kuşları şuraya kenara koy birader. Arkadaşlar geldik buraya kadar. Orhan abi dediler. Buna ben düşündüm, neyde besleyeceğiz bunu? Kümes yok. Kümes yapalım. Bir kümes yapalım buna. Fantastik dünyamız süslensin, ama kümes videosunu diğer videoda paylaşacağız. İlk başta bir gezelim. Çünkü Fiko kuş getirdi. Buradaki güvercinlerin ana maddesini, ana hormonlarını sallayan Ege ile Fiko. Bizim en büyük sponsorumuz. Ben dünyanın en büyük sponsoru. Ey koca Ege. Ben sponsor oldum. Bu fakire kuş verdim. Şimdi rediler pişmanım. Evet. Kısır kuş getirdim. O meyvelerden yedirdi. Kuşlar şimdi patladı. Anasını satan bir kuş getirdik. Evde hiç bok yapmıyordu. Buraya geldi, yumurtlamaya başladı. Ama ben bunu biliyorum. Hep o kırmızı meyvelerden yedirdi bu. Hep yedirdi yedirdi, kaldırdı kuşlar. Ve adama kuş getirdik. İki tane kuş getirdik. Bir baktık 50 tane kuş yapmış. Bokunu çıkardı bu işin ya. O kırmızı meyvelerden verip hormonlatıyor kuşları. Sonra olan oluyor zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, bakalım bir bizim müdayım kuşlarımızı yanına inelim. Hadi yürüyün lan. Ege fantezi dünyanı renklendiren meyveden vereyim mi sana? Ya bunlar ufacık. Bunu ufak topladım çünkü Ege. Bunu sen ye. Bunu ben yemem. Oğlum. Bu bana. Ege korkutuyorsun beni, nasıl yetmez oğlum? Bunlar iş bitmiş, iş bitmemiş pardon. 70 yaşından sonra adamı kudurtan meyveler bunlar Ege. Abi ya, bunları yiyorum, kendine dikkat edeceğiz. Anam! Keçilerin yanına gidiyorsun, korkutma beni. Anam bıldırcınlar yumurtlamış. Kamerayı niye vuruyorsun Fiko? Elim kaydı. Meyveler erken gösterdi. Meyveyi yedim de meyvem büyüdü de. Yok bak, banyicik ha. Meyveyi yedim, meyvem büyüdü. Demeyeceğim bu defa. Hayır ben demeyeceğim. Fiko senden çıktı Fiko. Ben demiyorum. Oğlum ne fantastik adamsınız ya. Fiko koluma niye tükürüyorsun Fiko? Meyve acıymış lan. Seninki değil mi? Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz. Fiko'nun getirdiği kuş benim kuşa bindi. Bir tane yavrusu oldu orada. Sonra bir daha bindi, bir daha yumurtladı. Fiko neyle besledin oğlum sen bu kuşu? Arpayla. Hiç böyle kudurmuş oğlum senin kuş. Evine gelene böyle popa popa geliyor. Önüme ne geldiyse verdim. Abo. Önüne ne geldiyse vermiş Fiko. Çok korkutuyorsun beni. Orhan abi de o kırmızı meyvelerden bir verdi. Kaldırana. Otobüste giderken koltuklar delik deşik olmuş. Ege öyle diyor. Arkadaşlar buldurcunlar. Fantastik. Tut bakayım şunu. Kaldırmazlar dediler, getirdik önümde eğildiler. Çektim. Harika söyledin, onu çektim. Hayır, pişmanım. Bu kadar. Dur bakalım, tamam ne diyeceğiz şimdi bir daha sen. Saçlarını yapıyor. Niye doğduğumu unuttum. Viegara şelalesi. Sevgili dostlar bakın, burada görüyorsunuz bir tane ilacımız var. Bu ilaç da hindilerimizin gözleri şişmişti. Fiko niye öyle bok bok bakıyorsun? Reklamlar! Evet sevgili dostlar.
kuşum çok büyüdü. Görüyorsunuz, ilacı verdik, kuşum çok büyüdü ilacı. Şaka maka, öyle eğleniyoruz aramızda, ne yapalım? Burası da eğlence şey amacı. Hani bunları televizyonda izleyemezsiniz oğlum. Televizyonda ipne süna şuna binmiş, bu buna binmiş dizileri var. Abi biz de kuş fantezisi yapıyoruz, var mı bir diyeceğiniz? İzliyoruz hayvanların çiftleşmesini. Allah Allah, yanlış bir şey mi var burada? Oğlum biz veterineriz, ben veterinerim. Bu adamlar da fantastik, veteriner adayı. İşi öğretiyoruz, zevkle öğretiyoruz adamlara. Yoksa adamı ben diyeceğim, genital bolgesinden çıkan uzun bir tane penisi sayesinde kuşlar çiftleşiyor. Benim ne diyecek bu? Fiko'nun bakışları bile değişti. Ha buna diyorum bak, gülüşü bile değişti. Ama işin zevkine gırgırına verirsek adamlar fantastik dünyasında garip garip şeyler öğreniyor, bilgiler öğreniyor. Bak diyorum bu ilaç dedim ne işe yarıyor? Hindilerin gözlerine dolmuş dedim bir şeyler. Gözüne bir fışkırtıyorsun dedim. Viagra şeyler. Bu adam Viagra diyor. Bunu dolduruyoruz dedim hindinin gözüne. Hindinin gözü düzeliyor dedim. Sonra hindinin gözüne diyorum böyle fışır 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 sıkıyoruz diyorum. Çıkarıyoruz diyorum hiç şişlikleri. Değil mi? Diyoruz mu? Bak şimdi size ben arkadaşlar hindilerin, gözü şişen hindilerin tedavisini göstereceğim. Şimdi kameramızı böyle koyalım. Evet. Şimdi bakın. Kaç dakika kaç? Koca göbek. Oğlum indi diyorum, sen niye atıyorsun? Arkadaşlar. Bakın. Sevgili dostlar bakın. Hindilerimizin gözü şişmiş durumda. Şimdi bunun gözlerine tedavi uygulayacağız. Böyle bak arkadaşlarımız da öğreniyor. Siz oturun şuraya. Çömün. Çömün şuraya. Biraz yanaş. Bakın şimdi bunun gözleri şişmiş. Bu hindiler hassas olduğu için ilacı şimdi değil. İlacı biz onun daha sonra vereceğiz. Bunun gözlerinin tedavisi nasıl oluyor? Bakın aman dur kızım. Sen şimdi böyle der tut böyle. Böyle tut. Biraz elin kokabilir. İlk başta böyle olarak gözlerini ovuyoruz kuşun. Boynundan tutuyoruz ki çok hassas. Bunlar acı duymayan bir hayvan. Böyle ani bir hareket ettiğinde vücudunu kırabilir. Kemiklerini ya da kanadını. Böyle yavaşça gözünü ovuyoruz arkadaşlar. Bak bak. Gözünü böyle ovuyoruz. Şimdi o biraz delirecek tabii. Burnundan sümüksü bir madde çıkmaya başlayacak. Bakın. Yavaş yavaş. Bak. Görüyorsunuz mu? Bakın nasıl sümüksü bir madde çıkıyor ağzından. Evet bastıra bastıra. Yoksa bu hayvanın düzelme şansı olmaz arkadaşlar. Bakın. Evet. Hadi kızım sakin ol. Aman tanrım. Ben tabii göremiyorum, video da izleyeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım. Sümüksü bir madde çıkıyor. Yani bu hayvanların tedavisi de böyle. Göz torbalarını indirmemiz lazım. Şu an bu hayvan nefessiz kaldı. Az bir şey daha sabret. Burun delikleri komple tıkalı bu hayvanın. Bakın arkadaşlar gözlerini komple boşaltıyoruz. Sonra ne oluyor lan? Tut hayvan tut. Şöyle biraz kafasını toprağa sürün. Bunu daha sonra da arkadaşlar kafese geri koyacağız. Bakın göz torbaları inmiş durumda. Bakın komple indi, içi boşaldı. Bu hayvana bunu günlük standart olarak yani 2 günde bir 3 günde yaparsanız hayvanınız 1 haftaya kalmayacak, düzelecektir. Şimdi kafesimizi geri koyalım. Ege getir kafese koy. Hayvan biraz ayakta durmakta zorlanacak. Burnundan ve gözünden yaşlarını çıkardık, pisliklerini. O biraz kendine gelecek. Şimdi bunun suları, yemi, özel ilaçtı. Yaklaşık bu 1-2 gün sonra bunların gözleri düzelecek. Böylelikle tedavisini yapmış olacağız. Tabii bak en önemli nokta ise gözlerini sıktıktan sonra ellerimizi güzelce yıkamak. Evet şimdi gidelim ellerimizi yıkayalım güzelce. Hindilerin tedavisini de gördünüz. Arkadaşlar ellerimizi doğal sabunla yıkamamız lazım. Bak lan aşağı. Oğlum hindiyi ben sıktım, siz elinizi yıkıyorsunuz. Nasıl iş bu? Nasıl öğrendiniz mi şimdi arkadaşlar? Öğrendik. Böyle gözü şişkin hindileri ne yapıyormuşuz? Böyle vıcık vıcık sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Böyle göz hastalığı oldu mu hayvanın oradaki intihabını attırmamız gerekiyor. Evet sevgili dostlar şimdi Fiko'can kuş getirmiş. Bu kuşa özel bir kafes yapmamız gerekiyor. Bu kafes videosunu bir sonraki videoda paylaşacağız. Söylemek istedikleriniz var mı? Biz kafes arkadaşlar videosunu izlesinler değil mi? Aynen izleyin. Muhabbet kuşlarına kafes yapacağız kendimiz artık malzemelerle. Çok acayip bir kafes olacak arkadaşlar. Ne kadar olursa artık. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Bunlara daha sonradan günün sonunda sürprizim var arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Fantezi dünyasını renklendiren Fiko, dünyanın en renkli çocuğu Ege ve en fantastik adam Orhan Tümerkan. Evet, videoya like atıp kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın. Benim de kanalıma abone olun. Ulan reklam mı yapıyorsun benim üstümden Fiko? Şuradaki, prim mi yapıyorsun Fiko? Bir yerdeki butondan Fiko basın. Benden prim yapıyor arkadaşlar. Abone olun abone de. Senin kanalın yok mu? Var oğlum. 1000 abone de çekiliş. Abo 1000 abone de kendini satacak. Kayalına göre ya. Arkadaşlar Olcay. Kendinize iyi bakın. Ne? Ege Olcay. Ege Olcay. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Saygılar millet. Abone olun bak çekiliş var.